Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Kafein Kültür'de yeni çıkardığımız kahveleri, neler var, daha hangi kahveler çıkacak, neden ilk önce bu kahveler çıktı ve nasıl bir süreçte bu kahveler ortaya çıktı, bunları konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce kanala destek olan katıl abonelerimize bir teşekkür etmek istiyorum ve yeni abonemiz de var aramızda. Tayfun Tamer, Asude Özkal, Halil Portakal, Niyazi Berber, Efecan Kaya ve Barista Tusko, Haşim Solmaz arkadaşımız. 4x60 abonelerinden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Maltepe Üniversitesi'nin gastronomi bölümünden hocamız Tuğçe Hocam 4x60 Metosever abonelerine katıldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni abonemiz Tuğçe Hocamız. Aynı zamanda da şampiyonumuz Barista Doctor, sevgili arkadaşımız Seban şampiyonluğunu koruyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Siz de kanalda bu kahve bilgilerinin, kahveye dair kültürel bilgilerin yayılmasına destek olmak isterseniz katıl butonuna basarak oradaki videoyu inceleyebilir. Nasıl abone olacağınızı öğrenebilirsiniz. Veyahut abone değilseniz abone olup çana tıklayıp beğene basıp yine kanala destek sağlayabilir. Arkadaşlarınızla ilginizi çeken videoları paylaşabilirsiniz. Şimdi videonun konusuna geçelim. Bu kahveler aslında çok uzun zamandır bekleniyordu. Neden böyle derseniz de bir beklenti yaratmıştı. Daha önceden ben bir vlog serisi çekmiştim. O da yukarıda kartlarda çıkacaktır. Norveç'e gitmiştik eşim Duygu ile beraber. Nordic Approach'un davetlisi olarak, Kafein Kültür olarak davet edilmiştik. Spring Cupping adı altında bahar tadımı diyebileceğimiz işte bahar zamanlarında çeşitli ülkelerde yaptıkları, o zaman Nisan ayında da kendi merkezinde yaptıkları bir tadım etkinliği ve eğitim etkinliğiydi bu. Orada biz aslında Avrupa kıtasına henüz girmemiş olan 2023 hasat kahveleri seçmeye, tatmaya, araştırmaya, o senenin hasat raporlarını incelemeye, arkadaşlarımız Marisabeller'in atölyelerini izleyip bir şeyler öğrenmeye gitmiştik. Öyle olunca da bir beklenti oldu ister istemez. Hemen ne zaman gelecek bu kahveler, ne zaman çıkacak diye. Fakat şöyle bir periyodumuz vardı bizim, ben bunu köyde yine kartlarda çıkacak. Kavurma profilleme vloglarını da anlatmıştım. Biz geçtiğimiz sezonda 2022 ilk ithalatımızdaki kahveleri bir senelik planlarken beklentimizin çok üstünde hızlı bir şekilde 3 ila 5 ay içerisinde elimizdeki stokların çok ciddi bir bölümünü bitirmiş ve 6. ayda bayağı bir stoksuz kalmıştık. Öyle olunca ister istemez 2023'e girdiğimizde birkaç ay geçtiğinde bizim yeni ithalat yapmamız gerekti. Bu da şöyle bir durum doğuruyor. 2023 hasatlar yavaş yavaş geliyor olsa da Avrupa kıtasına varmamış oluyor. Hepsini 2022 hasatlardan veyahut La Palma'da ve Kolombiya kahvelerinde gördüğünüz gibi ikinci hasat olan 2022-2023'lerden seçmiştik ki onları zaten lezzet ömrü daha da uzun oluyor. Bu şekilde bir periyoda rast geldik. Öyle olunca da aslında çok daha fazla 2022 hasat çektiğimiz için 2023'leri bir an evvel çıkarmak normal geçtiğimiz senelerde yaptığımızdan birazcık daha zaman aldı diyebilirim. Sebebi buydu. Bu arada herkese bu yoğun ilgisine çok teşekkür ederim. Son kullanıcı anlamında özellikle. Kafein Kültür'de çok ciddi bir son kullanıcı kitlemiz var, müdavim kitlemiz var. Kendilerine buradan da teşekkür etmiş olayım. Böyle beklenmedik yüksek satışlar bir yandan bu tarz problemleri ölçerken bir yandan da mutlu ediyor bizleri. Norveç'e gittiğimizde biz Nisan ayında bahsettiğim gibi bu kahveler henüz Avrupa kıtasına ulaşmamıştı. Zaten Avrupa kıtasına bu kahvelerin yani yeni hasat kahvelerin ulaşması Temmuz ile Ağustos ayını bazen hatta Eylül ayını bulabiliyor. Bu neden böyle ve 2023 hasat kahveleri de tanıtmadan önce kısaca böyle hasatlar nasıl çıkıyor, nasıl geliyor biraz bunlara bahsedeyim. Çünkü bunlar konuşulduğu zaman bazen görüyoruz, hasat konusunda bilgisi olmayan arkadaşlarımız yanlış anlayabiliyorlar. Buna birazcık açıklık getirelim öncelikle. Şimdi kahvede hasat dediğimiz şey, 2023'e girdik, 2023'ün birinci günü hasat çıkıyor gibi bir şey değil. Kahve ülkelerinin kendi bulundukları konuma bağlı olarak, oradaki teruara bağlı olarak, oradaki biyolojiye bağlı olarak gelişen, dönem dönemde değişen belirli hasat periyotları oluyor. Bu nasıl? Çoğu ülkede senede bir hasat alınırken kahveden, özellikle Orta Amerika, Güney Amerika gibi bazı o bölgedeki ülkelerde de senede iki hasat oluyor. Zaten bu ikinci hasat ve birinci hasat kavramı, bu 2022-2023, 2023-2024 gibi kavramlar tam da bu noktada geliyor aslında karşımıza. Şimdi bu kahvelerde de özellikle en çok bildiğimiz böyle artık sene sonu, sene başı gibi başlayan hasatlardan söyleyebileceğim böyle senelik hasat yapanlardan Etiyopya, Kenya gibi Afrika ülkelerinde Aralık civarında genellikle başlıyor hasatlar ve bu birkaç ay, bir ay gibi bir süre alıyor. Ocak sonu gibi artık her şey bitmiş oluyor. Ve sonrasında da artık bu ürünlerin, mahsullerin alıcılara,
alıcılar kaburcu da olabilir. Direkt ticaret yoluyla veya direkt ticaret yoluyla aracı firmada olabilir. Kahveler satılıyor. Bu bildiğiniz üzere eğer nano lot üretmiyorsanız, yani çok küçük lotlarda kahveler üretmiyorsanız, kahveler hava kargo ile değil gemi kargo ile geliyor. Gemi kargoda da nasıl bir süreç ilerliyor? Konteynerlar dolduruluyor. Konteyner doldurulamıyorsa konsolidasyon için sıra bekleniyor. Konteynerda bu ciddi bir vakit alıyor. Veyahut başka bir problem, seneler önce meydana çıkan konteyner krizi diye adlandırılan konteyner kıtlığı sebebiyle çok ciddi yüksek konteyner kiraları, konteynerların bulunamaması gibi problemlerde yine kahvelerin gönderilmesi için bir sıra vakti bekletiyor diyebilirim. Burada ithalat ihracat sürecinde kahvenin yeni hasatların başka ülkelere, başka kıtalara dağıtılması sadece bu sebepten de beklemiyor. Aynı zamanda gideceği ülkenin gemi trafiğine, deniz trafiğine bağlı olarak limanda bekleme süresi de değişiyor ürünlerin alınması ve gümrük işlemlerinin başlatılması için. Bu tarz şeyler de zaten hasatların ülkelere girişindeki gecikmesi veya hızlı gelmesinin süre periyodunu ayarlayan parametrelerden bir tanesi oluyor. Bunu göz önüne aldığımızda birinci hasat, ikinci hasatlardan bahsettik, ne zamanlarda hasat edildiğinden bahsettik ve örnek verdik ve parametrelerden bahsettik. Kahveler bazen kötü parametrelere takılıp geç geldiği de olabiliyor ama erken gelse bile bu bir bahsettiğim gibi çok geniş bir süreci kapsıyor bir yandan da baktığımızda. O noktada bu sebeple Nisan ayında biz tattığımızda aslında yörelerden gelen numuneleri, seçilmiş numuneleri ancak gelmiş kahveleri tatmıyorduk. Gelecek kahveleri tadıyorduk. Kahvelerin toplamda da zaten Nordic Approach depolarına ulaşması Antwerp'te Ağustos sonu değil, Eylül ortası civarında bir süreyi buldu. Sonrasında da biz zaten ithalat sürecini başlattık ve kahveleri aldık. Yani kahveler aslında belli bir süredir bizimleydi. Fakat çıkartmayı biraz bekledik. Bu da zaten bu sene ilk defa en yüksek kahve çeşidi bulduğumuzu biz yaşıyoruz seçkide. Burada birazcık kahveler bittikçe ortaya çıkarılsın istedik. Bu da zaten aldığımız 6 kahvenin birden neden çıkmadığının cevabı. Şimdi hangi kahveler var? O kahvelere geçelim. 3 kahve çıkarttık. Birisi Etiyopya Dima Bensa Bombekela'da. Lot numaralarını söylemeyeceğim, hatırlamıyorum. Ama görüntüde yan tarafta göreceksiniz. Bir tanesi Kenya Gatuya. Bir tanesi de El Salvador El Martillo. Bunları bazı kahvelerin bitmiş, bazı kahvelerin uzun zamandır almadığımız veyahut bazı kahveleri de almadığımız şeklinde formatlayarak çıkarttık. Bu ne demek? Daha önceden biz kafein kültür seçkisinde natural bir Etiyopya ağırlamamıştık. İlk kez bu natural Etiyopya ile merhaba dedik natural Etiyopyalara seçkimizde. Veyahut uzun zamandır uzuna nasıl baktığınıza bağlı olarak değişir ama El Salvador yoktu. Bir önceki El Salvador biteli olmuştu. Yine başka bir El Salvador geldi ve enteresan bir El Salvador, egzotik variyeteli bir El Salvador oldu bu. SL 28 variyeteliydi. O El Salvador'un yerini de aldı gibi diyebiliriz ama bir yandan da çok farklı bir konseptte kahve, farklı bir tutundurmada kahve olarak da görüp aldık biz bu kahveyi. Detaylarını zaten anlatırken geçeceğim. Bir de Kenya Gatuya AA. Bildiğiniz üzere bizim açıldığımızdan beri Kenya Ichigo AB açıldığımızdan beri bizimle 2 hasattır alıyoruz. Seçimizde tadıyorsunuz. Seveni çok. Oldukça favori kahvelerden. Ichigo'nun bu 2023 de olmuyor. 2024 hasadı henüz çıkmadı. Numuneleri var mıydı? Öyle olunca Ichigo'nun yerini dolduracak bir kahve seçmek istedik. Kenya Gotoya da öyle geldi. Şimdi kahvelerin detaylarına geçelim. Öncelikle Etiyopya Dima Bensa Bombekela Adadan başlayayım. Şiir gibi bir ismi var. Ben bunun ismini bu arada Bombekela Ada diye kısaltacaktım ama unuttum künyeleri yazarken. Sonrasında bu şekilde böyle upuzun bir tabela gibi ismi kaldı ürünün. Nensebo bölgesinden geliyor. Nensebo bölgesinden ilk ayarladığımız kahve değil bu arada. Daha önceki kahvemiz de Nensebo'dandı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam birçok Etiyopya kahvesinin olduğu gibi bu da bir kooperatif kahvesi. Keladu istasyonu ile çalışan çiftçiler. Burada kooperatif her zaman resmi anlamında kooperatif olarak kullanmıyorum. İstasyonu ile de çalışıldığı zaman kolektif bir üretim anlamında da bazen kooperatif kullanıyorum. Orada uyarım yapmış olayım. Yanıltıcı olmasın söylemim. Keladu istasyonuna ürünlerini götüren çiftçiler toplam satışlarını gerçekleştiriyorlar. Ürün de istasyon adıyla satılıyor ki bu uygulamada Etiyopya'da çok görülen bir şey. Üreticisi bu sebeple Kelada İstasyonu. İşlemi natural, variyetesi heirloom. Bir önceki Etiyopya kahvemiz bizim hatırlarsınız bu artık rakamlarla kategorize edilen kahvelerdendi. Bu öyle değil, klasik heirloom Etiyopya heirloom'u. Hasadı 2023
Nordic Approach tedarikçisi, zaten başından beri bahsettiğimiz üzere profili filtre ve tadım notlarını biz cupping'te bayağı geniş bir cupping yapmıştık. Onu da videolarda zaten ilk çıkacak karttan da izleyebilirsiniz. Nasıl seçildiğini de anlatmıştım, göstermiştim çeşitli videolarla. Bayağı geniş bir tadımda orman meyveleri, hafif çikolata, şeftali ve yasemin çayı gibi notalar yazdık. Bu kahve şu anlamda önemli benim için, genel olarak kafein kültürü severler için. Bildiğiniz üzere biz çok fazla natural kahve taraftar değiliz. En azından ben değilim ve başka burcu olunca biraz da benim zevkime göre seçkiler şekilleniyor ister istemez. Ama natural olduğu zaman da olabildiğine güzel, tatlı, temiz, meyvemsi, kompleks notalara sahip naturalleri seçmeye çalışıyorum. Bu Etiyopya'da, ben uzun zamandır natural Etiyopya tüketmiyordum bu arada. Etiyopya tadımında şans eseri karşıma çıkıp da özellikle bunu seçtim. Oldukça temiz, oldukça berrak, dengesiz değil her şeyden önce. Böyle bir natural olunca dedim ki bu Etiyopya artık girmeli ve biz bir merhaba demeliyiz natural Etiyopyalara. Seçkimiz de o anlamda değerli benim için de. Oldukça açık bir profile sahip bu kahve bir yandan baktığımızda da. Ve bu seçkiyle de beraber bir değişiklik yaptık. Onu da diğer kahvelere geçmeden önce söyleyeyim. Üretim Arkası diye bir yayın yapıyordum eskiden, hatırlarsınız. Şimdi çeşitli gerçekten üretimle alakalı videoları paylaştım. Bir seriye dönmeye başlayacak yavaş yavaş o. Ama öncesinde biz nem yoğunluk ölçümlerini, renk ölçümlerini anlattığım bir seriydi o ve yani gördüm ki o kadar emeğe rağmen en değer görmeyen seri o olunca bırakma gereği duydum. Ama kalite kontrolü açmaya kararlıydım. Ben o sebeple yan taraftaki videolarda dikkatinizi çekmiştir belki kahve videolarında. Künyesinde artık site künyesinde Actron değeri de yazıyor kahvenin. Yani bir kalite kontrol şikayetiniz olduğunda gene aynı dili konuşuyor olacağız sizlerle. Oradan inceleyebilirsiniz. İkinci tanıtacağım kahve El Salvador El Martillo. Bu kahve benim için önemli, keyifli bir kahve oldu tadım seçimini yaparken. Çünkü uzun zamandır ben SL28 variyetesini bir Amerika kıtasının terroirından üretilmiş bir şekilde tüketmemiştim. Çok uzun yıllar olmuştu. Ondan dolayı değerliydi. El Salvador El Martillo, Santa Ana, Apenaca, Iamatepeque gibi çok uzun isimli bir bölgeden geliyor arkadaşlar. Santa Ana bölgesinden diyelim. Üreticisi Jose Antonio Salaveria ve çocukları. Ama ağırlıklı çocuklar ilgileniyormuş bu arada. Burada lider anlamında baba ismi verilmiş. Çiftlik istasyon, çiftlik kahvesi bu sefer. İstasyon da çiftliğin kendisinde. El Martillo çiftliği. İşlemi yıkanmış variyete konuştuğumuz gibi. SL28. SL28 variyetesi olmasının zaten değerini bahsetmiştim. Normalde şöyle bir algı oluyor. Genellikle egzotik variyete denince kahveler için İnsanlar geşa, vuş vuş, sidra gibi variyeteleri egzotik zannediyor ama değil. Egzotik variyete dediğim şey aslında o kıtada genel olarak üretilmeyen variyeteye egzotik deniyor. Çiftçilerin kendi literatüründe. Ondan dolayı SL28 bir Kenya variyetesi de olsa ve bir böyle geşa, vuş vuş gibi namı da olmasa herhangi bir Orta Amerika veya Güney Amerika'da ekimi olduğu zaman o egzotik statüsüne giriyor. Rakımı 1650-1700 metre, hasatı 2023 yine. Tadım notları kırmızı üzüm, kırmızı elma, hafif armut, bergamotlu siyah çay. Şimdi bu tadım notlarını düşündüğümüz zaman biz notaların hepsi Kenya tandanslı dikkat ettiyseniz. Ama konsantrasyon öyle değil. Zaten burada bu kahveyi seçerken ben Nordic Approach'ta istedim ki aynı variyetenin farklı bir terroirda özellikleri nasıl açılıyor bu çıksın. Zaten egzotik variyetelerin ekiminin en büyük temel amacı olmayan lezzetleri keşfediyor olmak aslında. Daha doğrusu alışılmadık lezzetleri keşfediyor olmak. Bu o lezzet nasıl çıkarsa çıksın. Bu noktada bu notalar çok Kenya tandanslı olsa da çok keskin asidik mi? Kesinlikle değil. Kenyalar genellikle hep böyle orta yüksek asiteleriyle bilinirken nitelikli kahvede bu kahve bayağı böyle hafif orta asiteli. Bu demek oluyor ki yani bu meyvemsi notaların konsantrasyonu damağınızda sizi yormayacak. Veyahut bergamotlu çay dedik, yine böyle hafif turunçgil tandanslı bir çay notası. Ama bu gene Kenya kadar keskin damakta yoğun yoğun hissettirmeyecek. Bu anlamda Kenyalardan bayağı bir ayrıştığını söyleyebilirim. Üçüncü kahvemiz Kenya Gatuya. Bu da zaten sitede de böyle duyurmuştum. Yandaki videolarda da göreceksiniz. Bir yandan ben anlatırken geçiriyor olacağım bir videoları parça parça. Ichigo'nun veliaht prensi, veliahtı dedim. Sebebi Ichigo karakterine yakın ama aynı zamanda Ichigo'dan farklı. Tadım notları zaten farklı ama yani böyle profil olarak, damaktaki hissiyatı olarak çok böyle gerçekten Ichigo'ya bir el sallayan
enerjisi var kahvenin, öyle söyleyeyim. Yöresi Kenya Muranga Kauro. Üretici Gatuyo istasyonu ile çalışan çiftçiler, buna Etiyopya anlatırken de zaten bahsetmiştim. Çiftlik Gatuyo istasyonu, yine konuştuğumuz gibi. İşlem yıkanmış. Burada variyetede enteresan güzel bir bilgilendirme yapmış Gatuyo istasyonu Nordic Approach'u ve dolayısıyla bizlere. Normalde çoğu Kenya istasyon kahvesi tek variyete değil, hacim arttırmak için çok variyeteli olur. Ve 3 ila 4 tane variyete girer. Bunların işte en bilinenlerinden RSL 28 veya RSL 34 tek başına bakılmaz. İkisi harmanlanır. Yanına Ruiru 11 gelir. Kent gelir. Burada da bu şekilde bir harman mevcut. Benim de ilk kez rast geldiğim bir variyete var ama yüzdesini çok küçük oluşturuyor gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir bilgilendirme yapmışlar. SL34 variyetesi bu çiftlik harmanının %90'ını barındırıyormuş arkadaşlar. Bu demek oluyor ki kahvede hissedeceğimiz kahvenin notaları, karakteristiği büyük ölçüde SL34'ten geliyor. SL28, K7 ve Ruiru 11 ise %10'luk kısmının bölüşülmüş halini kapsıyormuş bu lot için. Rakımı 1750, hasadı 2023, tedarikçisi Nordic Approach, profili filtre. Tadım notları nar, hibiskus, kırmızı elma, limon. Zaten bir ya müşterimize ya arkadaşıma söylemiştim, tam hatırlamıyorum ama bu kahveyi bir renge boyasanız deseniz herhalde böyle paketteki gibi turkuaz olmazdı. Kırmızı renk olurdu demiştim ben, meyvelerin isminden olsun, görselinden olsun dolayı. Bunun böyle klasik o sitrik, limon, portakal, kumkat gibi notaları, böyle yani turunçgil notalarını siz sonunda soğudukça hissediyor olacaksınız. Bu kahvede videonun sonuna geldik. Yeni kahvelerimizi denemek için kültürlü ocak kodunu kullanarak Ocak ayının sonuna kadar %15 indirimle sitemizden alabiliyorsunuz. Linki ve kodu aşağıda da bildiriyor olacağım sizlere. Bu kahveleri zaten bu süreç içerisinde alanlarımızda olmuştur. Reçete videoları da yakında gelmeye başlıyor olacak. Onları da ayrı bir üzerine düşeceğim. Deneyenler kahvelere dair neler hissettiler, nasıl reçeteler denediler yorumlara yazabilirler. Denemeyenlere rehber olabilirler. Denemeyenler de kahvelere dair merak ettiklerini yorumlara yazabilir yine. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, abone değilseniz abone olur ve çan butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.